Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz diş hekimi Doktor Yasin Zengin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Sizi tekrar görmek çok güzel. Yasin hocam, sizinle birçok programda çok farklı konular konuştuk. Bugün de kron köprü protezleri nedir, neden yapılır diye konuşalım. Bir veya birden fazla diş eksikliğinde eğer implant yapamıyorsak, altın standardımız aslında implanttır. Çoğu durumda implant daha mantıklı bir, sağlıklı bir tedavi seçeneğidir. Ancak bazı durumlarda köprü protezler de yapabilmekteyiz. Köprü protezler boşluğun önündeki ve arkasındaki dişi küçültüp, aslında bizim yeni yapacağımız proteze yer açıp, daha sonra o dişlerin üzerine kaplama dediğimiz, kaplama olarak bilinen protezleri yerleştirmektir. Ne kadar sürüyor hocam bu işlem? Sondan bir önceki dişimizi çektirmek zorunda kaldık. En sonda bir dişimiz var, onun da bir önünde diş var. Eğer bu dişi çektikten sonra bir buraya kaplama yapmamız gerekiyorsa oranın iyileşmesini mecburen bekleyeceğiz. Oranın tamamen iyileşmesi minimum bir ay civarlarında sürebiliyor. Bazı durumlarda bu süre daha da uzayabiliyor. Ama eğer bir çekim yoksa, mesela hastamız o dişini belki 3 sene önce kaybetti. Şu an bize geldi, bu bölgeyi kaplama köprü protezi yaptırmak istiyor diyelim. O tarz durumlarda oranın iyileşme süreci olmayacağı için belki bir hafta, iki hafta, böyle kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Evet. Kron köprü yapım aşamaları nedir, nelerdir? Yine hastalarımız bütün işlemlerinde olduğu gibi önce lokal anesteziyle uyuşturuyoruz o işlem yapacağımız bölgeyi. Daha sonra köprü yapacağımız dişleri biraz küçültüyoruz. Bunu neden küçültmek zorundayız? Aslında hastalar bunu hep soruyorlar. Ben sağlam dişlerimi küçültmek istemiyorum diyorlar. Tabii ki önceliğimiz aslında yapabiliyorsak implant, ama her zaman mümkün olmuyor implantlar. Diyelim implant yapamadık. Yandaki dişleri mecburen birazcık küçültmek zorundayız ki onları köprü şeklinde birbirine bağlayacağız diğer kalan dişlerimiz. Evet. İşlem sonrasında ağrı oluyor mu hocam, ya da devam ediyor mu ağrı? İşlem sırasında normalde dişin en üst mine tabakasını aslında koruyucu gibi düşünebilirsiniz. Dişlerimizin aslında normalde ağrı yapmamasını sağlayan tabaka, bu dişleri küçültme esnasında tamamen oradan uzaklaştırılmış oluyor. Tabii ki üzerine herhangi bir cisim değdiğinde veya yiyecek değdiğinde ağrı yapması normaldir. Ancak hastalarımız tabii ki böyle sürekli bu ağrıyla yaşayamazlar. Onlara işlem sonrasında hemen bir ölçü alıyoruz. Geçici protez dişler takıyoruz. Bu geçici dişler daimi dişler yapılana kadar, daimi köprüler yapılana kadar adı üstünde geçici dişler. Sadece hastalarımızı idare etsin, bu ağrılarını kessin diye aslında yapılan protezler. Bazen geçici dişleri başka amaçlarla da kullanabiliyoruz. Bazı hastaların diş etleri işlem sırasında fazla zarar görebiliyor veya diş etleri çok hassas oluyor. Belli bir iyileşme süreci gerekiyor. İyileşme sürecinde de yine geçici protezler o bölgedeki diş etinin şekillendirilmesinde bize çok fayda sağlıyor. Köprü protez yapım sonrası, aslında biraz da uyum sürecinden bahsetmek istiyorum. Alışma süresi hastaları zorlar mı? Süreç nasıl ilerler? Tabii ki şöyle düşünün. Alt çenede mesela bazı hastaların belki 5-6 senedir 2 dişi, 3 dişi orada eksik. Böyle bir durumda çevre dokular, dudaklar, yanaklar, diller o boşluğa doğru büyüyebiliyor. Dokular bu aslında doğru olmayan pozisyona adapte olabiliyorlar. Biz oraya yeni bir diş koyduğumuz zaman dillerini, yanaklarını daralmış şekilde hissedebiliyorlar. Tabii ki bu dokular zamanla kendini toparlıyor. Aslında olması gereken pozisyonlarına dönüyorlar. Ama bir insanın bir protez alışması minimum aslında bir ay civarındadır. İlk başta hastaların böyle ağzında kalabalık hissetmesi çok normaldir. Farklı yabancı cisim hissiyatı çok normaldir ki aslında gerçekten de bir yabancı cisimdir. Mutlaka oluyordur. Hani diş yapımız uygun olmayabilir, kemik yapısı uygun olmayabilir, protez ya da implanta uygun olmayabiliyordur. Bu tarz durumlarda ne yapıyorsunuz? Şimdi hastalarımız bazen geliyorlar, filmlerine bakıyoruz. İmplant yapacak kadar sağlam, kaliteli, güzel kemikleri yok. Ağızdaki kalan dişler, bütün ağızdaki dişleri tekrar restore edebilecek kadar sağlam değiller. Yine kemikleri kaliteli değil. Şimdi implant yapamadık,
köprü yapamadık. Ne yapacağız? Hastamız böyle ömür boyu böyle dişsiz kalın diyemeyiz. Bu tarz durumlarda mecburen artık hareketli protezlere geçmek zorundayız. Aslında bir anlamda son seçeneğimiz. Hareketli protezler bütün ağız içindeki yumuşak dokulardan, çevre dokulardan, hastanın ağzındaki kalan dişlerden hepsinden destek alan protezlerdir. Bazı hastalarda yine çok fazla kemik kaybı oluyor. Bu tarz hastalarda da böyle yanaklarında çöküntüler hissedebilirsiniz. Mutlaka rastlamışsınızdır. Protezini böyle çıkardığı zaman yanakları evet. çöken hastalar olur. O tarz hastalarda da mesela eski kaybedilen kemiği yerine koymak için hareketli protezler yapabiliyoruz. Hareketli protezlerin temizliği nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum var mı? Yine hastalarımız aslında hareketli protez yaptırdıktan sonra bunlar benim dişim, bunlar ağzımda duracak kendi dişlerim gibi hani düşünebiliyorlar. Maalesef bu anlayış doğru değil. Hareketli protezlerimizi mesela yemek yedik diyelim. Yemekten sonra çıkarıp güzelce fırçalayıp hatta sabunlu suyla falan da yıkayabilirler. Temizlemek gerekiyor. Hareketli protezlerin aslında temizliği kolaydır. Çünkü ağız içinde en arkadaki dişinizin en arka yüzeyini göremiyorsunuz. Temizleyip temizlemediğinizi evet, aslında pek anlayamıyorsunuz. Aslında daha kolay değil mi? Elimizde daha öyle. Detay elinize, temizlenebilir. Elinize aldınız. Çok sert olmayan bir fırçayla. Sert fırçalar çünkü dişleri çizebiliyor bu yapay Hı-hı. dişleri, plastik dişleri. Sabunlu su da kullanabilirsiniz. Güzelce yıkadıktan sonra tekrar kullanmaya hastalarımız devam edebilir. Yıkarken şöyle bir dezavantaj var. İlla ki protezin yüzeyleri kaygan olduğu için elden kayma durumları olabiliyor. Yıkadığımız çevrenin etrafına böyle daha yere düşmede kırılmasın diye yumuşak şeyler, havlular falan koymakta fayda var. Hocam hep böyle bir etrafında yok ama hep gözü bir suyun içinde olur. Öyle mi olması gerekiyor normalde? Aslında filmlerde başucunda... evet hocam filmlerde görüyoruz yani açıkçası. Hastalarımız yine bu konuda çok böyle şehir efsanesi dolaşıyor. Gün içinde protezimizi taktık, kullandık, yemeklerimizi yedik, sonrasında fırçaladık. Gece yatarken bu ağzımızdaki dokuların birazcık dinlenmesi gerekiyor. Gece yatmadan önce protezimizi fırçalıyoruz. Eğer ağzımızda dişler varsa onları da fırçalıyoruz. Protezimizi gece uyurken takmıyoruz. Ancak protezimizin de kuru kalmaması gerekiyor. Kuru kalması zararlı protezler için. Yutma riski de oluyor tabii değil mi? Tabii ki olabilir. Düşük bir ihtimalle olsa var. Böyle vakalar karşılaşılmış daha önce. Kuru kalmaması gerektiği için su dolu bir kabın içinde bekletmemiz gerekiyor. Sabah uyandık. Tabii ki kahvaltı yapacağız, dişlerimizi kullanacağız. Su dolu kaptan dişlerimizi alıyoruz, takıyoruz. Gün içinde kullanmaya devam ediyoruz. Yani bu doğru bir şey, olması gereken bir şey o zaman. Olması gereken aslında evet. böyle. Hastalarımız işte ben alışacağım buna bütün gün ağzımda durması lazım falan diye düşünüyorlar. Sadece ilk gün hariç sonrasında hep anlattığım gibi suyun içinde geceleri bekletmek gerekiyor. Evet. Hocam yaptırdık hareketli protezi. Bunu değiştirmek gerekiyor mu yoksa hep kalıyor mu? Yani yenilenmesi ya da daha farklı durumlar oluyor mu? Yine aslında bütün tedavilerimizi ömürlük olsun diye yapıyoruz ama şöyle bir durum var. Kendi ağzımızdaki dişler bir ömürlük olmuyor, çektirmemiz gerekiyor, sıkıntılar çıkıyor. Bu protezlerde de tabii ki sıkıntılar çıkabilir. Çevre dokularda değişimler olabilir. Hastalar kilo aldığında, verdiğinde bazen bu değişiklikleri görebiliyoruz. Veya başka herhangi bir sebeple kemiklerde değişiklikler olabiliyor. Zamanla değişmesi gerekebilir. Bunu nasıl anlarız? Eskiden ağızda pek hareket etmeyen protez çok hareket etmeye başlarsa belki değişim zamanı gelmiştir veya bazı tamir durumları gerekebilir. Her uyumu ufak bozulan protezi baştan yapalım demiyoruz. Ufak tamirlerle de halledebiliyoruz. Kırıkları falan tamir edebiliyoruz. İlla hani kırıldı diye mutlaka baştan yapmaya gerek yok. Bazı hastalar geceleri çok diş sıkıyorlar. Protezlerin diş olan kısımları aşınabiliyor. Bu tarz durumlarda baştan yapmak gerekebilir. Bazen de protezlerin aslında çoğu yüzeyi parlaktır. Bu parlak yüzeylerinin parlaklığı zamanla azalabiliyor. Bu tarz durumlarda da yine bir diş hekimine uğrayıp yeniden mi yapmak gerekiyor yoksa tamir edilebilir mi bilgi almalarında fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Doktor Yasin Zengin bizlerleydi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.
Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.